muhalefet cephesi hep şikayet ediyor ya, işte iktidar gazeteleri, iktidar medyası. Biz de ne diyoruz? İşte CHP medyası, fonlu medya, fondaş medya, yandaş değil de candaş medya. Onlar bize candaş diyorlar. Ben amcaoğlu medya, teyzeoğlu medya, işte ne bileyim para medya. Bunları söylüyorum. Şimdi ambargolar var. Mesela işte CHP bu toplantıyı yaptı. CHP değil, bütün partiler Ankara'da bu toplantıyı yaptılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, yarının işte Türkiye'si, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, özgür medya, özgür bilmem ne falan filan dediler ya. Evet, 218 kişilik bir liste hazırlamışlardı. O listenin içerisinde birçok kişi vardı. Ne demiştim? Abdülkadir Selvi'ye ambargo koydular. Akit gazetesine ambargo koydular. Bana ambargo koydular. Hadi beni de geçtik. İşte internet haberin genel yayın yönetmeni Hacer Alkan'ı davet edebilirlerdi. O kadar site davet etmelerine rağmen şikayetçi değilim. Allah razı olsun. Davet etseler de etmeseler de kendi bilebilecekleri bir şey. Fakat bu CHP'de ilginç bir medya stratejisi var. Mesela Tuncay Özkan bu işin başında. O organize ediyor, o karar veriyor, o talimat veriyor. İşte İrem Çiçekler veya diğer gazeteci arkadaşlar CNN'e çıktıklarında tak diye ihraç ediliyor. Çıkmayacaksın diye parmak sallanıyor. Kim yapıyor bunları? Tabii ki Tuncay Özkan. Yani Tuncay Özkan karar veriyor. Karar merci o. Onun bir de yardımcısı var, Ömer Topsakal. Şimdi dedim ya, ilginç bir stratejileri var bunların. Kendi kendilerine de ambargo koyuyorlar. Yani kendi insanlarını da bazen işte şeyin dışında tutuyorlar. Ya o gelmesin kardeşim. AK Parti'de de var ya böyle, hani o çıkmasın, o konuşmasın, o parlamasın, o büyümesin. Bunlarda da böyle bir şey var. Niye bunları söylüyorum? Deniz Zeyrek bugün köşe yazısında bu konuya değinmiş ve yıllarca, 5 yıl boyunca ambargo yediğini belirtiyor. CHP'nin hiçbir etkinliğine davet edilmediğini söylüyor. Sonra da bu Bilkent'teki toplantıya gittiğini, orada karşılaştığı bir danışmanla görüştüğünü, niye bana böyle bir şey yapıyorsunuz diye herhalde kendi aralarında konuştular. Niye ben ambargoluyum kardeşim, beni niye çağırmıyorsunuz gibi kendi ifadesiyle diyor ki ben muhatap oldum. Hayır, muhatap olmaz olaydım diyor. Neden? O kadar kalabalığın içerisinde, Deniz Zeyrek tabii yazısında isim vermiyor. Ama ben ismini öğrendim kimin tarafından saldırıya uğradığını. Ben önce şimdi Deniz'in yazısını size bir aktarayım. Sonra da bununla ilgili bir iki kelam edeyim. İsim vermiyor dediğim gibi. Diyor ki bunlar Fahrettin Altun'u mumla aratır. Fahrettin Altun takıntısı zaten bunlarda var. Yani Fahrettin Altun'u tanımadıkları için bir takıntı haline getirmişler. Sürekli Fahrettin Altun aşağı, Fahrettin Altun yukarı. İşte bu Özgür Özel'in de dilinden düşmüyor. Bu özellikle CHP medyası diye adlandırdığımız ve o bölümde, oralarda olan gazeteci arkadaşlarımız da özel bir husumet besliyorlar şeye, Fahrettin Altun'a. Niye görüşmüyor? Niye işte çok açıklama yapıyor? Niye? Ya adam iletişim başkanı, tabii ki açıklama yapacak ama çok açıklama yapıyor. Sana ne? yapar. Ya bu mu yani? Şimdi bir hatası var mı kardeşim? Bir ara tutturdunuz, bir villa yaptırdı dedi. O da yalan çıktı. Kaçak villa dediniz, yalan çıktı. Adamın ailesini, yerini, yurdunu ya deşifre ettiniz, fotoğraflar çektiniz. Adam evinde yaşamamaya karar verdi. Çünkü tehlike altında. Fahrettin Altun takıntısı tabii Deniz Zeyrek'e de sirayet etmiş gibi görünüyor. İşte başlığı bunlar Fahrettin Altun'u mumla aratır. Yani valla Fahrettin Altun hiç biz iktidar olduğumuzda gelip şu gazetelerimizi kapatacağız demedi. Fahrettin Altun hiç böyle televizyonlara çıkma, çıkacaksan bak çıkarsan ha deyip kimseyi ihraç ettirmedi. Yani bununla bütün bunlar hep CHP'de oldu. AK Partili konuşmacıların hiçbir tanesi korkudan ya biz şu televizyona çıkmıyoruz, çıkamayız çünkü talimat var. Fahrettin Altun böyle bir talimat verdi demedi. Çıkıyorlar ama biz bunu nerede görüyoruz? Birçok gazeteci arkadaşımız CNN Türkiye özellikle çıkmıyorlar. Çünkü CHP'nin oraya ambargosu var. Çünkü oraya çıkan ihraç ediliyor.
Çünkü İrem Çiçek çıktı, ihraç edildi. Çünkü Koca Sakal çıktı, orada ihraç edildi. Çünkü Yılmaz Ateş çıktı, CNN Türkiye çıktı diye ihraç edildi. Edildi oğlu edildi. İşte şey ihraç edildi. Neydi? Mehmet Sevigen. Bunların hepsi Fahrettin Altun tarafından yapılan şeyler değil. Tuncay Özkan tarafından yapılan şeyler. Yani Allah muhafaza, yarın Tuncay Özkan, Allah muhafaza, söylemek bile istemiyorum, vallahi medyanın anasını ağlatır. Onu söyleyeyim, sonra da Deniz Zeyrek'in yazısına geçelim. Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıkladığı toplantı yaklaşık 5 yıldır davet edildiğim ilk CHP etkinliğiydi. Yani diyor ki, beni davet etmiyorlar kardeşim, ben niye burada değilim sorgusunu yapıyor. Bir şey daha söylüyor, yazısında söylüyor. Aynı dönemde CHP'ye küfreden birçok gazetecinin davet edildiği, benim çağrılmadığım onlarca CHP toplantısı olmuştu. Şimdi CHP'ye kim küfretmiş, hangi gazeteci bu küfrü etmiş, Deniz Zeyrek'in aslında bunu da yazması lazım ama geçiştiriyor. Diyor ki aynı dönemde birçok küfür eden gazeteci. Birçok. Kim? Yani iktidarın akreditasyonunu da önemsemediğini söylüyor. Bunu da önemsememiş. Ama diyor ki bu yasakların mimarı CHP'li danışmanlar diyor. Onlara hak ettikleri mesafeyi koymuş. Beni çağırmadıkları için kendileriyle hiç muhatap olmuyordum. Olmamış. Fakat bu toplantıya gittiği zaman karşılaşmış o danışman. Muhatap almadığı o danışmanlardan birisiyle karşılaşmış. Deniz Zeyrek işte bütün bunları anlattıktan sonra diyor ki ne yazık ki altılı zirvede istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldım ve bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine ilettim. Aman Allah'ım diyor. Beyefendi tam bir kabadayı çıktı. Sen kimsin diye bağırmalar. Yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip üstüme yürümeler. Çok şey yaşanmış. Yani CHP'yi canhıraş savunan hem televizyonda hem yazılarında Deniz Zeyrek'in üzerinde yürümeler, kabadayılık yapmalar falan filan. Peki kim bu adam? Deniz Zeyrek ismini yazmamış ama ben bir araştırdım. Bu adamın Ömer Topsakal olduğunu öğrendim. Yani Tuncay Özkan'ın takımında olan bir adam. Yani doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından ziyade Tuncay Özkan'ın yardımcılığını yapan birisi. Niye saldırmış? Talat Atilla başka bir şey söylüyor. Türk Time'daki köşesinde okuyabilirsiniz. İşte Deniz Zeyrek bir talepte mi bulunmuş, bir evrak mı istemiş, ne olmuşsa tartışma oradan çıkmış ama ben Deniz Zeyrek'i tanıyorum. Yani Deniz Zeyrek olan bir şeyi saptırıp getirip buraya bağlamaz. Yani öyle olsaydı derdi ki ben şunu istedim, kardeş benim üzerime yürüdüler. Ve bir de beyan esastır derler ya, Deniz'in beyanı ortadayken başka sebep aramanın bence bir anlamı yok. Deniz Zeyrek bu CHP'li Ömer Topsakal'ı CHP'lilere, kendi okurlarına şikayet ediyor. Diyor ki sanırsınız korumayla bir olup beni orada dövecekler, cürete bak diyor. Ve lafı da konduruyor tabii. Kılıçdaroğlu hep liyakat diyor ya diyor, bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı diyor. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli, duayen gazeteci dururken kendisinin bu tercihi, bu insana yapması ve buna liyakat demesi yanlış diyor. Tabii yazısının sonunda önemli bir şey daha söylüyor. Muhalefetteyken bunu yapanlar bir cumhurbaşkanını arkalarına alırlarsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar benden söylemesi. Yani önce tabii bir geçmiş olsun. Buraya getirip uğradığın bir haksızlığı, bir saldırıyı Fahrettin Altun'a bağlamasını ben çok doğru bulmadım. Bir, iki, yukarıda ne diyor? Tayyip Erdoğan talimatıyla dışarıda bırakılan, şöyle olan, böyle olan bir sürü gazeteci var. Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki bütün gazeteciler kararda toplanmış zaten. Yani eskiden etrafında olanların hepsi kararda şu anda Tayyip Erdoğan'a muhalefet ediyorlar. Mustafa Karalioğlu, Akif Beki, İbrahim Kiraz, işte efendime söyleyeyim neydi, Elif Çakır, bir sürü Ahmet Taş getiren, bunların hepsi şu anda zaten orada muhalefet ediyorlar. Liyakat sahibi CHP'li gazeteci de zaten
Tayyip Erdoğan'la hiçbir ilgisi yoktu. Onlar da hiçbir yerde Tayyip Erdoğan'ın izniyle, talimatıyla kovulan gazeteciler değildi. Bir şey yaparken illa getirip işi ya bak ben bunu söylüyorum ama bak iktidarı da eleştiriyorum demenin de bir anlamı yok yani. Tekrar geçmiş olsun diyorum Deniz Zeyre'ye, gazetecilere bu tür saldırıların herkes tarafından kınanması gerektiğini söylüyorum ve Deniz Zeyre'ye katılıyorum. Allah hiçbir gazeteciyi bunların eline düşürmesin. Hele hele Tuncay Özkan'ın eline, aman Allah'ım, aman Allah'ım, ben size bir şey söyleyeyim mi? Kimse gazetecilik yapamaz. Kimse, hiç kimse gazetecilik yapamaz. O kadar söylüyorum. Hadi Allah'a emanet olun.